Ergün'ün Benfica Sportif Lisbon maçına gittiği ve oyuncuyu izlediği, Benfica kulübünün de oyuncuyu kiralamak istediği biliniyor. Galatasaray'ın devre arasında bu oyuncu için bir girişimde bulunabileceği gündeme geldi. Neler söylemek ister? Şimdi sadece Luis üstünden değil, elbette ki o maça gittiler. Zaten fotoğrafları da düştü, kendileri paylaştılar. O yüzden maça gittiği ortada. Bir transfer fuarı vesaire orada var. Oraya da bir göz atmaya gittiler, onu biliyoruz. Burada oyuncuyla da bir temas var. Zaten daha önceki yıllarda da Galatasaray'ın gündemine girmiş bir isim. Herkesin bildiği bir hani geleceğin yıldızı gözüyle bakılan ama bir türlü o patlamayı da yapamayan bir oyuncu. Bu sezon çok üst seviyeye çıkamayan, kulübeden zaman zaman oyuna dahil olan herhalde bir ya da iki tane 90 dakikası var bu sezon. O yüzden de kiralık ayrılması muhtemel bir isim. Galatasaray'da bir Ndombele problemi var. Bu Ndombele probleminde çözümü artık netleşti. Ndombele gitmeden Galatasaray'a başka bir çare bırakmıyor. O yüzden Ndombele sonrası için devre arasında bu bölgeye takviye şart. Luis de bunlardan biri ama tek isim değil, tek görüşülen değil. Çünkü bu dönemde kiralık oyuncu almaktan başka çareniz olmuyor. Kolay kolay sizin seviyenizde hem mali olarak hem kalite olarak sizin seviyenizde net bir oyuncu transferi zor. O yüzden kiralık olarak bu adım ilk başta atılabilir. Lemina'nın da ismi geçiyor. Başka oyuncular da var. Ama Galatasaray görüyoruz ki artık Ndombele ile yollarını ayırmak için gün sayıyor. Şimdi abi senin de dediğin gibi başka isimler de var. Dün akşam da bir Ndidi ismi gündeme geldi. Yaz transfer sezonunda hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile adı sık sık anılmıştı. Oyuncu kulübüyle arası pek iyi değil, bunu söyleyelim. Büyük ihtimalle de devre arasında kulübüyle yollarını ayıracak. Galatasaray'da bu transfer olası mı görüyorsun? Senin de dediğin gibi Ndombele'nin gidişi öncelik. Onun gidişinin ardından oraya mutlaka bir hamle gelecek. Ndidi Galatasaray için doğru profil mi? Nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi Ndombele öyle bir profil çizdi ki yani yerine gelecek herkes daha iyi profil olur. Yani bu Ndidi olur, Lemina olur, Luis olur. O yüzden Galatasaray burada tek çare olarak transfere yöneldi. Ve şimdi Ndidi kulübünde doğru düzgün oynamıyor. Çünkü biraz mental olarak da sezon başında ayrılmak istemişti. Buna izin verilmeyince takımdan koptu. Galatasaray'ın da o dönem ilgisi vardı. Unutulmasın yani Ndombele artık son çare olarak alınan bir isimdi. Öyle uzun uğraşlarla falan bitirilen bir transfer değildi. Yedekte duran son dakika ne olur ne olmaz en kötü ihtimal bunu alırız diye bakılan bir isimdi ve öyle oldu. Vecino gelmedi. Diğer görüşülen isimlerle iş çözülmedi. En sonunda Ndombele'ye kaldılar. Onun alternatiflerinden yani ön sıralarında yer alanlardan biri de Ndidi'ydi. Orta sahada Galatasaray'ın bir problemi oldu. Aşikar. Torreira'nın sırtına binen inanılmaz bir yük var. Bu oyuncu bunu ne kadar daha taşıyacak? Yani her iki beke yardım ediyor. Orta sahada dinamik kalmaya çalışıyor. Zaman zaman stoperlerin arasına girip oradan kademe almaya çalışıyor. Yani bunlar gerçekten kolay kolay yapılacak işler değil ve Galatasaray Torreira'yla yola böyle devam ettiği için de çok şanslı ama yanına gelen isimler ancak onun yükünü alıyor. Yani Galatasaray bir kademe daha atlatma yolunda çok başarılı olamıyorlar. Bu yüzden de Kaan Ayhan'ı burada ayrı bir yere koyuyorum. Yani onun bu sezonki performansı geçen seneye göre arttı. Orta sahada şans bulduğunda yaptığı işte özellikle bu Şampiyonlar Ligi gibi kritik zorlu maçlarda çok kıymetli. Burada sizin kalitenizi yükseltecek, hücumla orta saha arasındaki bağlantıyı kuracak bir isim lazım. Bunun içinde Ndidi var. Lemina'nın çok ismi geçiyor ama zor bir iş. Premier Lig'den buraya oyuncu almak. Bunlar masadaki oyuncular şimdilik. Şimdi abi Ndombele bir 8 numara ama saydığımız isimlere baktığımız zaman Ndidi olsun, Lemina olsun 6 numara profilindeki isimler. Yani burada nasıl bir planlama öngörüyorsun? Sanki Torreira biraz 8'e doğru evrilebilir gibi gözüküyor Galatasaray'da ikinci yarı. Sen burada asıl hedefin 6 numara mı yoksa 8 numara olmasını mı isterdin? Hangisini doğru buluyorsun? Şimdi burada rakamlar yani mevkiler üstünden gidersek biraz transfer işinde soru işareti yaratırız. Çünkü net bir 8 numara bulmanız
hiç mümkün değil. Biraz da gerçekler insanın karşısına çıkıyor. Elinizdeki Torreira'yı başka yere çekmek, onu biraz daha öne itmek ve özellikle 10 numarada oynayan oyuncular büyük sıkıntı yaşıyor. Bak onu da burada üstünden bir geçelim. Yani orada derin bir boşluk var Galatasaray'da. Torreira oraya yetişemiyor. Yerine oynayan mesela Kerem Demirbay olabilirdi. Kaan Ayhan bu iş için değil zaten. Oliveira ancak girdiğinde bunu yapmaya çalışıyor ama Oliveira da eski eforunda değil. 90 dakika, hadi 90 dakikayı geçtim, 70-75 dakika size bunu vermiyor. Galatasaray'da bunun problemlerini yaşıyor. En kötü ihtimalle dediğin gibi bir 6 numara daha alıp ki zaman zaman bu da düşünülmüştü sezon başında. Torreira'yı öne doğru hamle oyuncusu, daha pas oyuncusu olarak kullanıp biraz daha takımın alternatifini, rotasyonunu genişletmek istiyor Galatasaray. Ama burada tekrar altını çizelim. Önce Ndombele gidecek, onunla yollar ayrılacak. Tottenham'da ikna edilip. Çünkü oyuncu yani futboldan böyle koptu kopacak gibi. Yani öyle bir çizgilerde yürüyor. Burada Tottenham'ı da oyuncuyu da ikna etmek lazım. Sonrasında da Galatasaray buraya kesin mutlak bir transfer yapacak. Şimdi orta saha gelecekler var, evet olacak ama bir de gidecekler var gibi gözüküyor. Ndombele ismini konuştuk. Onun dışında Oliveira ve Mertens'e de iyi bir teklif gelirse Galatasaray'ın bu teklifi reddetmeyeceği konuşuluyor. Bu durumda 3 tane orta saha giderse Galatasaray'da sanki bir değil de 2 transfer olabilir gibi gözüküyor. Onun dışında yine abi Sacha Boey'a bazı tekliflerin geldiği konuşuluyordu. Hatta bir haber gördüm. Sacha Boey'un devre arasında gideceği ve yerine Zeki Çelik'in geleceği. Yani bu haberi nasıl değerlendiriyorsun? Olası mı senin açından? Şimdi adım adım gidelim. Orta sahayla başlayalım. Orta sahada şimdi Mertens sezon sonu futbolu bırakıyor. Mertens'in futbolu bırakma durumu yani çok üst düzey bir profil. Kafasında bir kariyer planı var. Ailesine bağlı bir adam. Yani yeni bir hayat yolu çizmek istiyor. O yüzden de Mertens'le ben kolay kolay net bir teklif geleceğini düşünmüyorum. Ancak oyuncunun hayat kalitesiyle ilgili bir teklif gelir. Yani olası atıyorum Amerika'dan bir teklif gelir. Der ki tamam bir sene de orada oynayayım vesaire. Ya da bu işte Dubai, Suudi Arabistan'dan böyle bir teklif gelir. Futbolu bırakmayı erteleyebilir. Yani ancak öyle hani yeni bir macera olsun diye böyle bir şey yapabilir. Yoksa Mertens'in ben devre arasında kolay kolay ayrılacağını beklemiyorum. Çünkü futbolu bırakmak istiyor. Geçen sezon Mata'da olduğu gibi bu sezonda Mertens sezon sonu bu işe nokta koyacaktır. Oliveira örneği daha normal. Çünkü Oliveira daha yaşı itibariyle de oynamak istemesi itibariyle de daha düzenin içinde bir oyuncu. Oliveira'ya bir teklif gelirse Oliveira gidebilir ama orada da şöyle bir durum var. Oliveira iyi para kazanıyor vesaire ayrı. Galatasaray'a bonservis verdi. Galatasaray da para ister ve sözleşmesi devam ediyor. Yani öyle sezon sonunda biten, bir sene sonra biten bir kontrat değil, daha var. Burada Oliveira'nın oynayabileceği bir takım, öyle bir takımdan teklif gelirse gider. Çünkü kolay kolay da Türkiye'den sonra yolunu başka yere çevirmek istemez. İstanbul'da iyi bir hayatı var, keyifli hayatı var. Galatasaray gibi bir kulüpte şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi hedefinde gidiyorlar. O yüzden iyi bir teklifte oyuncunun aklının çelinmesi lazım. Oliveira için bu da zor bir ihtimal. Ama ben net bir tane oyuncu olarak Ndombele ve 6 ya da 8 bu bölgeye takviye bekliyorum. Bunun dışındaki isimlerle yolları ayırmak zaten zor gözüküyor. Ve iki transferiyle yani bir tane net transfer olur. Çünkü bu saydığın oyuncuların hani en normal senaryoda hepsi gitse bile elinizde bir Kerem Demirbay var. Kaan Ayhan'ı bu bölgede kullanabilirsiniz. O yüzden zaten çok kullanmadığınız oyuncular sezon sonuna kadar böyle idare edebilirsiniz.